24 ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing Saati'ne hoş geldiniz. Bu akşam Briefing Saati'nde komşumuz Yunanistan'ı konuşacağız. Yunanistan'la Türkiye'de olan ilişkilerini konuşacağız. Yeni dönemin kapıları aralanabilir mi? Özellikle Balkan siyasetinin belki de en önemli köprübaşı, belki de en önemli jeopolitik miğferi olarak değerlendirmemiz gereken Türkiye-Yunanistan, belki de NATO'nun tabiriyle Güneydoğu kanadının en önemli iki ülkesinin gelecekteki ilişkileri nasıl şekillenebilir, sorunlara çare bulunabilir mi, bunları analiz edeceğiz. Ve gerçekten kıymetli izleyicilerimiz, Türk-Yunan ilişkileri uzun yıllardan beri biliyorsunuz çok çetrefilli, inişli çıkışlı ve bu zikzaklar çok sert dönemler geçirdi, savaş pozisyonuna gelindi. Gerçi halklar nezdinde çok büyük problemler olmasa da aşırı uçların tabii bir tarafa bırakırsak eğer, genel olarak siyaseten belki çözümlemeler yapılabilir mi? Bunların sorularını, bu soruların cevaplarını arayacağız çok kıymetli Esra hocamızla beraber. Ama hocamı ben davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğum birkaç bilgi var. Bunları tabii hem tarihi olarak da konuşacağız ve biraz da bu perspektifi daha detaylı bir şekilde size arz etmeye çalışacağız ki bugünkü yaşadığımız biliyorsunuz bu ateş çemberi mevzuları hem Ukrayna hem bir yandan işte Akdeniz'deki mevzular, bir taraftan Kafkaslar ve hemen yanı başımızdaki bu problemlerin belki Kıbrıs başta olmak üzere ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Evet, şimdi başlığımızda şöyle bir başlık atmaya uygun gördüm. Yunanistan ile bir Lozan dengesi yeniden mümkün olabilir mi? Biliyorsunuz Lozan anlaşmasıyla Türkiye ile Yunanistan arasında özellikle Ege dediğimiz, Adalar Denizi dediğimiz havzada bir denge sağlandı. Bir barış ortamı sağlandı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle Balkan Antantı sürecinde bu Balkanlardaki birlikteliğin bloğun sağlanmasıyla daha sonra Sadabat'la bir büyük dünya savaşının önlenmesi veya bu coğrafyaya sirayet etmemesi adına bir entegrasyon, bir bölgeselleşme girişimiydi. Ve yeniden acaba bu Lozan dengesini sağlayabilir miyiz? Şimdi baktığımız zaman kıymetli izleyicilerimiz, biraz evvel söylemiş olduğum gibi Türkiye ve Yunanistan NATO'nun Güneydoğu kanadının iki önemli ülkesi. Bugün bakıyorsunuz, bakıyoruz ki Kuzeydoğu kanadı yani Norveç, İsveç ve Finlandiya olan Baltık bölgesinde bir entegrasyon çabası vardı ki son İsveç'in üyeliğiyle beraber bu gerçekleşti. Ama NATO'nun en önemli kanadı Güneydoğu kanadı. Dolayısıyla Güneydoğu kanadındaki aslında birliktelik bu ittifakın yararına olacak. Ama bir şekilde bu karanlık eller bunun olmaması için de manipülasyonlar yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla coğrafi olarak tabii aynı miğferde olmamız Türkiye ile Yunanistan'ı çıkarlar noktasında belki daha fazla yakınlığa doğru sevk edebilir. İki ülke arasında kronik sorunlar sürerken kompartıman diplomasisi anlayışıyla işbirliği ve çatışma konuları arasında mesafe konulmalıdır. Zaten Türk dış politikasının başarısı da kıymetli izleyicilerimiz buradan geliyor. Özellikle Mısır'la son dönem başlatılan yeni dönem ilişkilerinde ve proaktif dış politika anlayışımızda bu kompartıman siyasetinin çok büyük bir önemi var. Evet, sorunlarımız var ama sorunlarımızı bir kenara bırakarak işbirliği alanlarına yönelebiliriz. İşte bu da Yunanistan'la özellikle Kıbrıs, Karasuları gibi bir kıta sahanlığı gibi ve diğer problemlerde de böyle bir kompartıman siyaseti uygulanabileceğini düşünebiliriz. Ukrayna Savaşı, Gazze katliamı ve terör Avrasya yayı için Anadolu hariç jeopolitik fay hatlarını kırdı. İşte bu kırılan fay hatlarının tıpkı normal doğal fay hatları da biliyorsunuz Türkiye ile Yunanistan sonuçta aynı zonda oldukları için depremlerden etkilenen ülkeler jeopolitik olarak da kırılan ve bu fay hatlarının da Türkiye ve Yunanistan'ı yakından etkilediğini görmemiz lazım. Yani Yunanistan bir şekilde Türkiye'yi ne olursa olsun Türkiye aleyhine olalım mantığından da biraz da çıkmaları lazım. Türkiye'yi tehdit olarak artık pek de görmemeleri lazım. Çünkü bu bahsetmiş olduğum Avrasya yayı içinde gelişen mevzular iki ülkenin de aslında ulusal güvenlik açısından da bir tehdit oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yunanistan Kıbrıs meselesi ve Akdeniz paylaşımında hukuki hareket etmelidir. Evet, Kıbrıs davası bizim milli davamızdır. Türkiye'nin Lozan dengesi içerisindeki Adalar Denizi'ndeki hakları saklıdır. Ve burada da Yunanistan işte bu maksimal politikalarını bir kenara bırakarak hukuki hareket etmek zorunda. Hukuki hareket ettiği zaman zaten Türkiye masada her zaman oturmaya hazır ve hemen bütün anlaşmalar yapılarak yeni bir dönemin kapılarının aranabileceğini ifade edebiliriz. Diğer tarafa baktığımız zaman iki komşu ülke tarihi gerginlik döngüsünden kurtulmalıdır. Bu da tarihi olarak sürekli Türk-Yunan düşmanlığı, Türkiye-Yunanistan düşmanlığı. Evet, Birinci Dünya Harbi, milli mücadele, zor günler yaşandı. Daha sonraki işte Megalida, Enosis, Kıbrıs'taki EOKA'nın terör faaliyetleri hepsi doğru. Bunlar hepsi tarihi gerçeklikler. Ama bu gerginlik döngüsünden de bir şekilde çıkılarak
Ancak belki yeni bir dönem başlayabilir. Bu da çok hassas tabii ki. Bununla ilgili de yorumlar yapacağız. Bundan nasıl kurtulabilir? Kazan kazan prensibiyle komşuluk ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabilir. İşte bu bağlamda da zaten ekonomik, siyasi, kültürel kazan kazan anlayış içerisinde ikimiz de kazanabilir, iki ülke de kazanabilir. Dolayısıyla bunun mutlaka altyapısının sağlanması için de bence yeni dönem Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretle beraber açılabileceğini ifade edebiliriz. Türkiye-Mısır yakınlaşması Yunanistan'a Akdeniz dengesine uyum sağlamaya zorlayacak. Bu da ayrı bir mesele. Yeni başlayan Mısır'la Türkiye arasındaki o kompartıman siyaseti anlayış içerisindeki yeni pencere, Yunanistan'ın o dönemde hatırlayın Mısır'la yapacağı o MEP anlaşmasında Mısır'ın çekince koyması, işte Dendias'ın apar topar Kahire'ye gitmesi ve bu anlamda Yunanistan'ı da bu uyuma uyum sağlayacak bir dengeye getirebilecek bir ortayı karşımıza çıkarabilir, bir görüntüyü karşımıza çıkarabilir. Bu da işte o siyasi olarak ufak denge hareketlerinin de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor ki Akdeniz coğrafyası aslında bu anlamda ne kadar da kırılgan, bunu tarih olarak da görüyoruz. Ve son olarak taraflar ulusal güvenlik konularından ziyade ortak çıkar alanlarına odaklanmakta istekli olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli. Güvenlik konuları, evet güvenlik, her ülkenin ulusal güvenliği çok çok kıymetli. Ama bizim zaten güvenlik anlayışımız birbirine ne kadar yakın olursa çıkar alanlarımız için de o kadar odaklanma şansımız olacak. İşte mesele bu. Bunu gerçekleştirmek için yeni dönem olabilir mi? Evet olabilir. Ama yine kırılgan bir Türk-Yunan siyaseti göreceğimizi de unutmamamız lazım. Her an bazı tetiklemelerle iki ülke gerginlik pozisyonuna geçebilir. Şimdi doçent doktor Esra Özsura hocamız gerçekten Türkiye'de bu alanda önde gelen isimlerdendir. Türk-Yunan siyaset dediğimiz zaman bölgeyi çok iyi bilen hocamız birazdan bizlere işte bu soru işaretlerinin cevabını verecek. Haydi başlıyoruz. Evet, çok kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Esra Özsüver hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Sağlık. Hocam tabii gerçekten hakikaten abartıyor. Türk-Yunan ilişkileri deyince hocam ülkemiz önde gelen hocalarımızdansınız. Hem sahada araştırmalar yapıyorsunuz ve bu nabzı çok yakından tutuyorsunuz. Dolayısıyla sizin fikirleriniz çok çok önemli. Belki şu anda Türk-Yunan ilişkilerini konuşmuyoruz. Sıcak gündemde belki yok ama her zaman gündemin bir köşesinde olduğunu düşünüyorum ben şahsi olarak da. Akdeniz açısından, komşuluk ilişkileri bakımından, Karadeniz güvenliği bakımından, işte Ukrayna diyoruz, Gazze diyoruz, Kafkasya. Ama hep bir komşumuz Yunanistan da bu anlamda önemli bir ülke. Biz barış için bir şeyler çabalıyoruz. Kronik sorunlarımız var. Bunlardan belki biraz bahsetmek gerekebilir de. Şöyle başlayalım hocam. Tarihi olarak Türk-Yunan ilişkilerini biraz özetlerseniz karşımızda nasıl bir tarihi çerçeve var? Oradan başlayalım sonra devam ederiz. Furkan Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Yani Yunanistan konusu aslında her dönem gündemde. Belli dönemler sadece biraz daha ön planda. Şimdi Türkiye ve Yunanistan arasındaki diplomatik ilişkilere baktığınız zaman aslında bir gri alan var. Çünkü o gri alanın dönemsel olarak girift yapısı karşımıza çıkıyor. Çünkü Türkiye ve Yunanistan özellikle biliyorsunuz ki yani uluslararası ilişkiler perspektifinden değerlendirdiğimiz zaman bir diplomatik faaliyetin sürdürülebilmesi için iki tane aktör önemli. Yani devlet. Devletin siyasi ve hukuki bir iletişim olarak da diplomasi yönünde karşılık bulması gerekiyor. Bu noktada tabii diplomatik ilişki gerçekten çok geç bir döneme rastlıyor. 1821'de bir etkileşim var, bir Mora isyanı. Ama diplomatik ilişkiden bahsedemeyiz çünkü bir devlet yok. Diğer taraftan 1829'a kadar silahlı bir mücadele var ve 1829 yılında da illegal bir devlet oluşturuluyor. İşte Kapodistrias hükümeti ve belki taslak anayasa diyeceğimiz bir anayasa ama hala bir devlet yok. Bu yüzden 1821 süreci aslında bize diplomatik ilişkileri beraberinde getiren bir süreç değil. 1830 yılında Londra Protokolü ile teritoryal sınırları olan Yunan vatandaş kimliği üzerinden bir ulus devlet kuran, işte Yunan bayrağı olan bir devlet var ama bu sefer de Baba Ali'nin bu devleti tanımama durumu söz konusu. 1830'da bir devlet var Yunanistan. Diğer taraftan Osmanlı Devleti var ama 1834'e kadar en ufak temas yok. 1834 yılında ki 2. Mahmut dönemine denk gelir. Yunanistan'dan bir talep var ama Baba Ali bu konuda çok kararlı ve sadece bir ticaret bürosu kurulmasına izin veriliyor İstanbul'da. Bunun dışında tekrar bir diplomatik ilişkiden bahsetmemiz mümkün değil. 1839 yılı
Bu noktada ilk iletişimin başladığı, yani ilk resmi düzeyde kabulün başladığı yıl. Yıl 2. Abdülmecit tarafından Konstantinos Zografos dönemin Dışişleri Bakanı olarak görev yapan yüzü. Babıali'de resmi bir statüyle kabul görüyor. Ama şunu çok bir söyleyebilirim. Hani 1840'ta Atina'da bir büyükelçiliğimiz var. İşte Musuros Paşa. Ama bu kadar stabilite içerisinde değerlendiremeyeceğimiz bir süreci de savaşlardan dolayı kaydettiğimiz için Türkiye Yunanistan dendiği zaman hep sıcak çatışma, hep evet, kriz evet. Ve engebeli dönemler, kesintiye uğramış dönemler. Bu yüzden de diplomatik istikrarı ben ancak 1930'lara kadar getirebileceğim. İşte belki Atatürk dönemi değil mi hocam? Evet. Balkan Antant dönemine kadar. Evet. Şimdi tabii o da şu var Furkan Hocam. Türkiye ve Yunanistan diplomatik bağlamda iki tarafın niyetiyle masaya oturduğu anlardan ibaret olmuyor. Yani dünya konjonktürü burada çok önemli. Etkiliyor dünya, hocam. Konjonktür çok etkiliyor. Evet. Çünkü yani üçüncü aktörler çok belirgin. Ve dünya konjonktürünün sizi ulusal çıkarlarda nereye yönlendirdiği de çok belirgin. Şimdi 1930 gerçekten benim de çok ılımlı ve güzel anlattığım bir dönem. Venizelos ve Atatürk dostluğu. Nobel'e ve yani Dostluk ve Barış ödülüne gösterilmiş, aday gösterilmiş bir yüz. Fakat o dönem tabii şunu incelememiz lazım. Öyle olması gerektiği için öyle. Çünkü yani 2. Dünya Savaşı'nın izleri var. Evet. Korkunç bir faşizm dalgası var. Ve Balkan Antantı 1934 yılında. Bu nedenle bir müttefikliği ve ittifaka getiriyor. Yani her iki ülkenin aslında biraz da kendi statikosunu korumak, kendi güvenliğini sağlamak amacıyla ittifakı tercih ettiği bir nokta. Çıkarlar onları bir araya getirdi aslında. Yani evet tabii ulusal çıkarlar bunu gerektirdiği için. Evet. Yani 1952'ye kadar da böyle. Yani 1952 yılında NATO'ya giriş sürecimiz, Kore'ye asker göndermemiz, bütün bunlar Truman doktrini ile bağlantılı. Yani tekrar Türkiye ve Yunanistan'ın o yardım planı içerisinde. Evet. Çünkü komünizm tehdidi altında. Bu noktada Türkiye ve Yunanistan'dan ne zaman bahsetsek iki ülkenin niyetinden ziyade dünya konjonktürünün sizi hangi niyete sürüklediğine bir göz atmak gerekiyor. Bu çok önemli hocam gerçekten. Şimdi belki çok da bugünde de aslında benzerlikler var. Bunu da belki söylemeden geçmeyelim. Şimdi tabii çok uzun tarihi meseleler ama vaktimizi iyi kullanmamız lazım. İşte 30'lu yıllar, 40'lı yıllar, 50'li. İşte 50'li yılları en çok ön plana çıkan mesele Kıbrıs meselesi değil mi hocam? İşte Kıbrıs'ın milli bir dava haline gelmesi, oradaki EOKA'nın faaliyetlerine başlaması, işte Enosis, Megalida naralarının çok çok yükselmesi ve işte 60'lı 70'li yıllar işte Albaylar Cuntası dönemi, daha sonra 74 Kıbrıs Barış Harekatı, Makaryos'un düşmesi, yani o kadar çok mesele var ki iki ülke arasında belki de biri bile savaş nedeniyken biz bir şekilde dengeye sanki oturtuyoruz hocam bir şekilde. Yani o size bana enteresan geliyor mesela, bu kadar Kardak krizi mesela, ama bir şekilde bir dengeye geliyor. Bunu tarih olarak hocam nasıl görüyorsunuz? Yani bu anlamda bir refleks mi oluşuyor? Evet, iki komşu ülke, iki önemli ülkeyiz. Hani yapmayalım böyle. Bu anlamda nasıl görüyorsunuz hocam iki ülke arasındaki ilişkiler? Ilımlı, ılımlaşma süreçleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere adli hukuk var. Bunu 1923 Lozan'da sağladık biz. Yani bir sıcak çatışma yaşandı ve büyük bir çatışmaydı. Tabii. Bana göre tarihin en milli önemli milli hocam, mücadele dönemi. Tabii. Ve ondan sonra 1923 ile birlikte bir antlaşmaya varıldı ve bir konsensüs üzerinden artık Türk-Yunan ilişkileri ilerlemeye başladı. Bundan sonraki süreç ne yaparsanız yapın antlaşmayı ve ahdi hukuku ihlal etmektir. Ha, şunu söyleyemeyiz mi? Yani Yunanistan özellikle bu ahdi hukuk ihlallerini hiç gerçekleştirmiyor mu? Hayır, gerçekleştiriyor. Zaten bundan sonraki yani 23'ten sonraki bütün krizlere baktığınız zaman ahdi hukuk ihlalleri üzerinden karşınıza çıkar. Bu ister Ege olsun, ister azınlıklar meselesi olsun, ister Kıbrıs olsun. Yani kıta sahanlığı, fir hattı, bütün bunlar aslında antlaşma metinlerinin dışında biraz daha maksimalist siyaset izleyen ve bana göre biraz Yunan İredentası'nın da Megali İdea'nın bir devamı olarak, çünkü Megali İdea diyemeyiz ama Yunan İredentası'nın bir tezahürü olarak karşımıza çıkan dönemlerde işte bu siyasetle birebir örtüşüyor. 1923 bizim için aslında bir barış antlaşması ve sorunların çözüldüğü dönem. Hatta daha sonra birçok antlaşmalar var. 30'da, 34'te, 36'da, yani bütün bunlar her iki tarafın
ortak diplomasi noktasında birlikte hareket etmesi gereken belli başlı hukuk kurallarıyla sınırlandırılmış. Ha, bunu ihlal ettiğiniz takdirde işte bu tür krizler gerek Kardak olsun. Çünkü Kardak bir Ege sorunu. Yani bu da kıta sahanlığıyla alakalı bir sorun. Deniz mil hattı ya da bugün Doğu Akdeniz'deki işte münhasır ekonomik bölgeyle alakalı sorunların hepsinde bu var. Bir anlamda siz özellikle Yunanistan için bunu konuşuyorum. Adli hukuk ihlallerini çok fazlasıyla örnekleyen bir ülke. Evet, evet. Zaten işte Lozan dengesi derken de aslında ona istinaden şimdi bir denge kurulmuş ve o dengesiz bir şekilde bozu veya bozduruyorlar bir şekilde. Öyle de görmek lazım. Peki hocam Yunan iç siyasetinden biraz bahsedecek olursak. Şimdi tabii siz daha hakimsiniz bu anlamda. İşte aşırı sol ve aşırı sağ. Aşırı sol ve aşırı sağın Türkiye bakış açısı nedir? Yani iki uç görüşte mesela Syriza değil mi? Sol bir parti. İşte Miçotakis'in partisi. Merkez sağ. Merkez sağ. İkisinin bakış açılarında Türkiye'nin bir farklılığı var mı? Yani politikaların bir Türkiye farklılığı var mı hocam? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi siyaset? Şöyle söyleyeyim. Yunan solu ilk defasında Syriza'yla Yunanistan siyasetine girdi. Onun da bir önceki aşaması ekonomik krizdi. Yani ekonomik krizin çok getirisi. Çok ağır bir kriz abi, evet. Aynen. Yani denenmemişi denemekti. İç politikasında da çok karşılık görmedi. Yani iç politikasında çünkü ben tam o zaman Yunanistan'da yaşıyordum ve şunu çok iyi biliyorum. Neden Syriza'yı seçtik? Beklediğimiz bu değildi diyen Yunan vatandaşları vardı. Pişmanlık vardı ve zaten de cezalandırıldı. Yani seçimle tekrar eski sistemi tanıdıklarına döndüler. Fakat ben Syriza dönemini dış politikada çok başarılı görüyorum. Bunun sebebi şu. Sadece Türkiye ile yakınlaşması ya da ılımlı bir siyaset izlemesi değil genel mesele. Prespa anlaşması. Yani belli etnik konulara, ulusal konulara, kangren olmuş noktalara daha hümanist veyahut da daha insan hakları üzerinden mesafeli. Yani ben merkezci değil, daha geniş perspektifte bakıp buna göre çözüm üretmeye çalıştı. Bu Yunan kamuoyunda beklenileri tabii sağlamadı. Çünkü Yunan kamuoyu bazı yerlerde bunu vatan hainliğine kadar götürdü. Mesela Prespa bundan bir tanesidir. Prespa anlaşması imzalandıktan hemen sonra zaten Syriza hükümetten düştü. Türkiye ile ılımlı ilişkiler Yunanistan kamuoyunda çok da karşılık görmez. Şimdi biz dostluktan bahsedeceğimiz zaman tabii siyaset de halkı ikiye ayırmak durumundayız. İşte evet. Hani sizin girişinizde ifade ettiğiniz gibi halklar arasında gerçekten bir sorun yok. Kimse de kimseyle ilgilenmiyor bu mevzuda. Yani 21. yüzyıl donelerine de uymaz. Özellikle sosyal medyanın bu kadar geniş olduğu bir dönemde her yere ulaşabiliyorken sadece ana akım medyanın servis ettikleriyle de yetinmeyen hem Türk halkı hem Yunan halkı var. Bu noktada iki ülke arasında bu minvalde bir sıkıntı zaten yok. Mesele siyaset ve siyasetin yönlendirdiği, etkilediği halk. O yüzden de dış politikadaki Türk yakınlaşması Yunan kamuoyunda özellikle medyada da tabii bunu bir yakınlaşma olarak değil daha farklı bir kulvarda kamuoyuna sunma gayretinde oldular. Ve sonuçta da kamuoyu etkilendi ve Syriza düştü. Miçotakis'ten biraz bahsetme gerekirse şimdi şöyle iki türlü var. Bir gördüğünüz bir de yaşadığınız. Şimdi ben Miçotakis hükümeti üzerinden şöyle bir yorum yapabilirim. Tamamen Yunan kamuoyu gerçekten Miçotakis'e sahip çıkıyor halkı. Fakat aynı zamanda da ağır eleştirileri de var. İşte ekonomik krizden tutun. Diğer anlamda biraz daha polis devleti olduğu iddiasıyla yargıladıkları bir Miçotakis var. Çünkü sansürün ve baskının olduğu bir dönemin temsili olarak da görülüyor. Bu tabii ki merkez sağ hükümetleri içerisinde çok yadırgayacağımız süreçler değil. Ama ilginç bir şekilde tekrar sandığa gidildiği zaman Miçotakis çıkabiliyor. Yani hem dert yanıyorlar ama aynı zamanda da yönetimden sanıyorum dış politikadan da dolayı memnun bir Yunan halkı var. Şimdi hocam öyle demişken bir soru daha geldi. Şimdi Dendias çok önemli bir isim Yunan siyasetinde. Şimdi mesela en son yanlış hatırlamıyorsam Miçotakis'in yapmış olduğu olumlu açıklamalara Türkiye ile işte yeni dönem kapılarını onu da bahsedeceğiz Sayın Cumhurbaşkanı ziyareti. Dendias işte Türkiye öyle bir silahlanıyor ki bizim ulusal güvenliğimiz tehdit altına girecek. Bizim de daha çok silahlanmamız lazım. Yani bir taraf işi yumuşatmaya çalışıyor. Sanki Dendias tarafı da bilmiyorum siyaseten biraz daha şahin galiba değil mi hocam Dendias? Evet o bir de farklı bir ekol.
Bu anlamda hocam o manipülasyonu yani siyaseti etkiliyor mu sizce? Yani birçok Türkistan Başbakan ama bir dış işte bir Milli Savunma Bakanı şu an yanlış hatırlamıyorsam. Bu anlamda etki edebiliyorlar mı hocam siyasete? Yani veya birileri ona ya sen de böyle konuş, sen de böyle konuş. İki tarafı da idare etmek gibi. Böyle zor ve hassas bir terazi var mı hocam Yunan siyasetinde şimdi Türkiye'ye öncelikle, karşı? Anladım. Şöyle söyleyeyim. Ben biraz daha bunu üst perspektiften değerlendirmeye çalışacağım. Bu sadece Dendias'a özgü bir kurgu da değil çünkü. Yani Türkiye ve Yunanistan aslında biraz daha makyavelist bir sistemle siyaseti yönetiyor. Yani çıkarları ön planda, ben merkezci, biraz daha güvenlik sorunuyla beraber askeri harcamaları yüksek. Çünkü ebedi düşman algısı var. Öyle yani işte. Daimi düşmanlık. F-16'ları evet. 35 alacağım. O evet. Yunan işte denizde şöyle ben böyle olmalıyım. Evet, yani bunlar aslında her iki tarafın siyaseti içerisinde var olan doneler. Dolayısıyla Türkiye ve Yunanistan siyasetinde kamuoyunu dışarıda, yani halkı dışarıda bırakırsak zaten bu realizm o kemiklere kadar işlemişse tam bir dengeyi işte kazan kazan mesela şimdi kazan kazan bizim gibi Yunanistan çalışanların biraz tebessüm ettiği bir konu. Çünkü çok iyimser mi geliyor? Yani şundan dolayı ulusal çıkar biri için kazançken diğeri için kayıp olması lazım. Yani hayır böyle algılanıyor çünkü. Mesela basit bir örnek verelim. Bu terminolojide de yani siyasi tarihçi olduğum için bütün terminolojilerde çok zorluk çekiyorum. Çünkü 1922 milli mücadele olarak tanımladığımız bir dönem karşı taraf için katastrofi yani felaket. Büyük Asya, küçük Asya. Evet. Gidiyor. Yani sonuçta siz ne yaparsınız ya da şöyle söyleyelim daha günümüze referans verelim. Doğu Akdeniz mi? Yani Doğu Akdeniz konusunda Mavi Vatan mı? Sivil haritası mı? Şimdi bu noktada ortak bir yani konsensüs yapabilmemiz için ortak çıkarlardan bahsetmemiz gerekiyor. Doğu Akdeniz'de ortak çıkar noktasında Türkiye'nin ulusal çıkarları Yunanistan'ın ulusal çıkarlarıyla örtüşmüyor. Çünkü bir taraf ekspansiyonist siyaset olarak görüyor, evet, diğeri de neo-otomanizm olarak bunu tabir ediyor. Yani yeni Osmanlıcılık şeklinde. Şimdi bu noktada bir araya gelmek, aynı dili konuşmak, kazan kazan ilkesinde her iki tarafında çok ciddi emek vermesi gerekiyor. Ama ben bu konuda inanın sadece Türk tarafını temsil ettiğim için söylemiyorum. Gerçekten bilimsel bir bakış açısıyla Yunan tarafının burada çok daha fazla hak iddia etmek tarafında olan ve biraz da bunu ahdi hukuk dediğim gibi ihlalleriyle evet. de gerçekleştiren şöyle bir örnekle tarihe referans vereceğim. 1931 yılında mil olarak yani Ege'de 3 evet. mil. 3 mil. Bunu biliyoruz. Doğru. 6 mile kanunnameyle yani kraliyet kanunnamesiyle çıkardıkları evet, dönem evet, 1936. Evet. 1936 hangi dönem? Montre. Dostluk dönemi. Evet. Evet. Yani sıcak dönem. Ilımlı dönem. Evet, evet, şimdi evet. bu dönemde demek ki talepler aslında dostluk ilişkilerini çok da dikkate almadıklarını gösteriyor. Yani yine ulusal çıkarlar içerisinde biraz daha menfi ilişkiler kurduklarını gösteriyor. İşte hocam tabii tarih olarak işte 1. Uşa Anlaşması ile biz, işte 1. Lozan derler, Lozan karışıyor onlar birbirine biliyorsun. 12 adalar kaybediliyor. İşte 47 Paris Anlaşması ile biz İtalyanlar, Yunanistan, hatta orada da hukuken çok tartışmalar var. Osmanlı'ya sormaları lazım ardıl devlet olarak falan. Uzun iş Türkiye. Ama yani ılımlı yaklaştılar hocam çözülmeyecek problem yok. Yani adalar Ege Denizi değil mi? Yanlış hatırlamam bir 36. paralel var orada. Oradan aşağı çektiğiniz zaman çizgi zaten Ege'yi iki tarafta eşit paylaşıyorsunuz. Ve adacıklar, kayacıklar yani o Kardak krizi hocam işte en büyük örnek. Yani üzerinde ot bitmemiş bir kaya için iki ülke savaş pozisyonuna geçti. Ama Yunanistan'ın tarihiyle geçildi. Yani sen yaptım oldu, benim oldu. İşte Türkiye'yi biz Çeşme'den denize giremeyecek vaziyete getirecek 12 mile sahasını hangi devlet kabul edebilir? Yani biraz da real politikadan hareket etmeli lazım tabii, ama tabii. sürekli orası da bizim, burası da bizim. Hani o Sevil haritaları da öyle bir haritaydı. Bunu yani kim kabul eder? 12 mile çıkarma iddiaları da hani bu konuda dediğim gibi yani Yunan tarafını haklı gösterebilecek durumlar değil. Evet, yani evet. bu konuda Türk tarafını ben gerçekten biraz daha abi pozisyonuyla görüyorum Türk-Yunan evet. ilişkilerinde. Bu tabii ki geçmiş mirasıyla da alakalı. Çünkü yani gayrimüslim tebaa ve azınlık olarak düşündüğümüz ama hani bir tarafta da imparatorluk gerçekleşiyor.
gerçeği var. Ama Yunanistan'ın daha sonraki yani 23'ten sonraki krizlerinde şöyle söyleyelim, bununla ilgili Ayşe Küçük'ün güzel bir çalışması var, Tekrarlayan Çatışmalar diye Türk-Yunan ilişkilerinde. Mesela orada bahseder toplam Doğu Akdeniz'de ben katarak, çünkü o bunu yazdığı zaman Doğu Akdeniz henüz ortada yoktu. 16 tane kriz var. Dünya çapında 36 kriz yaşanmış. Ve bunun 16'sı Türk-Yunan ilişkilerinde. Düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük bir meblağ? Evet, evet, kesinlikle. Bir de hocam sizin sorularım arasında aldım. Food nationalism diye bir şey var. Evet. Bu nedir hocam? Yani yemek milliyetçiliği. Evet, ya ben miyiz? Çok sevimli de buluyorum çok bunu. Bence de yani ortak işte cacik gibi. Yani klasik. Evet. Birbirine sahipleniyoruz ya bir şeylere. Gerçekten öyle. Hoş bir rekabet. Şimdi Yunanistan'da yaşarken hiç zorluk çekmediğim bir alandır yemek. Çünkü olduğu gibi size aittir, ama orada daha ironik başka bir şey yakalarsınız. Mesela mantı ya da pastırma. Evet. Bunların bölgesi bellidir. Yani Anadolu. Kayseri'dir mantı, pastırmadır mantı. Evet. Şimdi siz bir yere gittiğiniz zaman ve bunlar da menüde varsa üstte bir ibare konuluyor. Ermeni mantısı ya da Ermeni pastırması ya da Yunan kahvesi. Yani bu tür örnekler aslında bir anlamda yemekleri kimlikleştirmek adına atılmış bir başka milliyetçilik formu. Havalı kurabiyesi. Yani hani belki o yereye özgü yere olduğu evet. için, ama Yunan kahvesi dediğiniz şey bugün Türk usulüyle pişirdiğiniz fincanda, cezvede. Evet, Türk kahvesidir. Şimdi Türk kahvesi 1974 yılına kadar Yunanistan'da da Turkikos Kafes olarak geçiyordu. Ha, söylüyorlar yani. Türk kahvesi diyorlardı. Evet, tamam. Ne zaman Kıbrıs sorunu ortaya çıktı? Millileştirme adına, milliyetçileştirme adına bütün Türk unsurlarını kendi Yunan kimliği altında toplamaya başladılar. Ve bu yüzden de bir kafeye gittiğiniz zaman işte ben bir Yunan kahvesi istiyorum demek aslında sizin Türk kahvenizin siparişi. Fakat gelen şey Türk kahvesi. Hani bu tür örnekler her iki ülke için tabii ki bizim espri konumuz oluyor bazen, işte cacık, baklava, i̇şte, evet. Türk mü Yunan mı kahve. Ama bütün bunlar mikro milliyetçilik düzeyinde bir algıdır. Yaratıyor ve yani çok da masum değillerdir. Doğru doğru. Ben işte Atina'da kaç çok oldu tabii, ama orada gezerken esnafı böyle konuşurken işte Akropolis yani işte tarihi yerlerden bahsediyor. Dedi ki bana bir tanesi, ya dedi bizim tarihimiz dedi Anadolu'da dedi. Mesela işte İstanbul dedi, Ayasofya dedi, işte Anadolu'nun çeşitli yerlerini saydılar. Yani tarihlerin aslında burası bizim için belki eski Roma, ama esas tarih Anadolu'da, İstanbul'da. Yani gönül bağlarını söylüyorlardı belki. İşte Karamanlis ailesi değil mi hocam? Karaman'dan göçen bir aile mesela. Yani bir şey var. Hatta Bir Tutam Baharat diye bir film vardı hocam, evet. Hatırlarsınız. O iki tarafın böyle yaşadığı, evet. işte oradan göçenlerin kabul evet. edilmemeleri, buradan gidenlerin kabul edilmemeleri gibi. İşte birçok Rum kökenli sanatçılarımız var. İşte Fedon gibi, Hayko gibi. İşte onları bir şekilde ötekileştiriyorlar. Sonra çıktı Fedon, biliyorsunuz benim dedem dedi Çanakkale'de savaştı dedi. Yani bunlar hep bir şekilde kimlikleştirme. Çok doğru söylüyorsunuz aslında. Yani o kadar acıları paylaşmışız ki bu anlamda. Tabii onunla ilgili inşallah yeni başka bir program yaparız. Vaktimiz daralıyor. Şey de önemli hocam, bir deprem diplomasisinden bahsedelim. Bir de hocam bu Atina Deklarasyonu ne vaat ediyor? Depremle yeni bir dönem gel, biz gittik, onlar geldiler. Sayın Cumhurbaşkanı kapılarını açtı. Sonra Mitsotakis bir çıkış yaptı biliyorsunuz. Ortalığı bir dağıttı. Sayın Cumhurbaşkanı kızdı ona. Yani yeniden toparlanma. Bunları bir topar. Deprem diplomasisi ve bu Atina Deklarasyonu'nu hocam bir değerlendirelim. Şimdi ben deprem diplomasisini şöyle değerlendireyim. Hep bir krizin sonunda maalesef böyle bir insani durum yaşanıyor ve kötü bir durum tabii ki. Yani acının karşılığı. İster bu Yunanistan'da olsun, ister Türkiye'de olsun, ister dünyanın bir başka yerinde olsun. Ve biz Doğu Akdeniz sorunuyla bir cezalleştirirken ve bir taraftan aslında sıcak çatışmanın eşiğinden dönerken, ben bu arada Yunanistan ve Türkiye'nin çatışma konusunda çok hevesli göründüğünü düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Evet. Krizler yaşanıyor ama bu kadar yani savaş psikolojisine girecek kadar her iki ülkenin buna niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama savaş tabii öngörülemez. Yani yarın da çıkabilir. Savaş tabii hocam. Evet. İhtimal. Ama niyet olarak yani ben bunu öngörmüyorum, ama her an savaş dediğim gibi çıkabilir. Kazanan olmayan bir savaş olur. Kesinlikle. Bu noktada deprem krizlerden sonra tekrar iki halkı yakınlaştıran unsur oluyor ve hatırlarsanız büyük depremde ilk yardıma gelen
şey Yunanistan'dı. Yani devlet erkanı boyutunda. Evet, 17 Ağustos'ta da öyle olmuş hocam. Evet. Ve son Hatay depreminde. Evet, biz de aynı şekilde. Biz ve de. Onlar işte hatta bir deprem klibi çektiler. Bir Türkçe alt müzikle beraber. Ben seni sevdiğimi dünyalara. Evet. Yani sonuçta halklar gerçekten birbirlerine kucak açacak kadar da yürekli iki taraf. Fakat ne acıdır ki? Ben bunu bir hocama söylemiştim. Ben Yunanistan'da evet doktora yaptığım için hocam sosyal medyada bir şey yazmıştı. Ve ben de ona eski bir öğrencisi olarak hocam neden biz hep depremde bir araya geliyoruz? Neden başka dönemlerde bunu sağlayamıyoruz? Acı günlerde bir araya geliyoruz. Evet dediğim zaman aslında çok mantıklı bir cevap verdi. Esra bu kadarını yapabiliyoruz, bu da önemli. Doğru. Demek ki biz evet depremde... Hiç çoktan iyidir demeye getiriyor aslında. Yani sonuçta acılarda birleşiyoruz. Sevinçlerde birleşemiyoruz. Diğer taraftan Atina Deklarasyonu'ndan biraz bahsedeyim isterseniz. Şimdi Atina Deklarasyonu ben önemli buluyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Miçotakis'le hem Atina'da hem yapıldı. Ve bu... Şu anlamda önemli, tabii ki birçok sorunu çözecek güçte değil. Zaten böyle bir niyetin de olduğunu düşünmüyorum. Ama dostluk elinin uzatılması noktasında, iyi niyet göstermesi noktasında, çünkü Türkiye ve Yunanistan ilişkilerini belirleyen temel kriterlerden bir tanesi niyet, diğeri şüphe, diğeri tehdit, diğeri oldu bittiler. Bütün bunlar aslında döngü olarak o krizleri, o iki ülkeyi birbirinden ayıran süreci besliyor. Şimdi siz iyi niyetli her iki taraf içinde, işte dostum Miçotakis'tendi. Evet. Değil mi? Mesela bu noktada bir adım atmak sıfır toplamlı sonuç olarak düşünülemeyeceği için tabii ki önemli bir gelişme. Büyük sonuçlar beklemiyoruz. Her an yeni bir kriz kapımızın eşiğinde olabilir, çalabilir. Önemli olan bu adımı her iki ülkenin devlet erkanı tarafından atılmış olması ve bunun içinde iyi niyet sunulmuş olması. Zaten bir ticari anlaşma ve bugün işte Yunan adalarının vize 7 gün değil mi evet, hocam vizesi sanıyorum. Evet, bunların hepsi birer ticaret adına atılmış önemli adımlar ekonomik ama tabii ki daha önemli sorunlarımız var kronik. İşte Ege gibi azınlıklar gibi Doğu Akdeniz onlar gibi bunun için de süre lazım. Ya bu Atina Deklarasyonu ile gerçekleşebilecek şeyler tabii değil. Tabii hocam istikşafi görüşmeler değil mi? Yani yıllardan evet. beri yapılıyor. Sürekli otur dönüyor. evet kaçıncı çünkü oldu? Uzlaşılmıyor evet. evet. Biz eski büyükelçilerimiz de Atina'daki görev yapmış büyükelçilerimiz de Türk Yunan forumlarında bir araya gelip bunları konuştuğumuz zaman ben de aynı fikirdeyim onlarla. Türkiye ve Yunanistan'da temel sorun aslında belki medyanın da gücüyle biraz Kıbrıs gibi görünüyor ama hayır Ege sorunludur. Yani Ege sorununda bir şekilde o istikşafi görüşmeler hep tur atlar, tur döner. Ve bir araya gelindiği zaman da sonuç elde edilemez. Ama sadece kronik sorunların başında bu var ama sadece bir tane değil birçok alt başlık açılabilir. Bu noktada da... Umutlu olmakta fayda var. Yani pembe tablo çizemem ama kapkara bir görüntü de doğru, vermek hocam, istemiyorum. Zaten dediğim gibi realizm uluslararası ilişkilerin değişmez kaydedip evet. diyorsunuz. Yani devletlerin dostlukları, düşmanlıkları ebedi değildir. Ebedi olan çıkarlarıdır. Hı hı. Biz de diyoruz ki madem bu Güneydoğu kanadının en önemli bu anlamda miğfer ülkesiz Balkan Yarımadası'nın bu anlamda birleşen bir tarafıyız. O zaman bizim çıkarlarımız da bu noktada birleşebilir. Neden olmasın? Kesinlikle. Ve işte Ege Denizi'ndeki çözümler de belli. Yani orada biz size bunu müsaade edemeyiz. 12 mil esasına göre mümkün değil bunun olması. Ve şunu da söyledik onlara hocam biliyorsunuz. Ege yarı kapalı bir deniz. Ve biz 82 değil mi onun hocam? Deniz Sözleşmesi Anlaşması'na da taraf değiliz. Bunu imzalamadık. Çünkü İyon Denizi ile bir farkı yok. Hı hı. Peki bu ısrarın ve bu düşman yani iç siyasetten bir sebebi var acaba hocam? Yani bir başbakan olmak isteyen siyasetçi ben Türk düşmanını ne kadar çok köpürtürsem o kadar çok oy alırım. Dan mı hareket ediyor? Bu seçimler yaklaşınca biraz daha Türk ve düşmanlığı artıyor. Aleyhtarlığı artıyor diyelim. Amillerden bir tanesi bu. Genellikle aslında her iki ülke için de konuşmam gerekirse. Yani Yunanistan bunun biraz daha çünkü milli ötekiyi Türk olarak benimsediği için daha güçlü tarafı. Bir de mesela medyada inanılmaz bir dezenformasyon vardır. Yani şöyle Yunan söyleyeyim. Medyasında. Evet mesela biz bugün bu programı yaptık ama konumuz Yunanistan hani değil. Yunanistan'la yakın bir zamanda henüz bir şey olmadı. Ama Yunanistan için bu böyle değil. Türkiye her zaman ona servis edilebilecek bir malzeme. Benim evimde içtiğim suya kadar takip edecek kadar ilgililer.
Bunu abartmıyorum. Bu yüzden de eğer iç politikada bir şeye ilgi çekmek istiyorsanız ya da ilginizi oradan kaydırmak istiyorsanız, bilhassa Yunanistan'da dış politikayı kullanıyorsunuz. Dış politikada kırmızı da, buton yani. Evet, en temel komşu, en hazır servis edilebilecek, kamuoyuna çok rahat bir şekilde geçirilebilecek Türkiye. Çünkü Türkiye'den aslında şöyle de bir tedirginlikleri var. Türkiye'nin bir güvenlik tehdidi olduğu düşündüğü noktasında Yunanistan bu stabilitesini aşamadı. Yani bu kronik düşüncesinden sıyrılamadı. Geçmişi sendromu. Evet, yani doğudan gelen tehlike her daim mümkün. Bu yüzden de bunu çok rahat bir şekilde, eğer içte bir sıkıntı varsa, görüntüyü başka yere kaydırmak istiyorsa rahatlıkla Türkiye'yi kullanıyor. Bununla ilgili Casimirini'nin çok güzel bir karikatürü vardı. Mitsotakis'e ekonomik krizle ilgili bir soru yöneltiliyor ve bir anda Mitsotakis bütün başlar dönmüş vaziyette Türkiye'yi gösteriyor. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten Türk-Yunan ilişkileri tarihi derinliği başka bir program konusu, bugünü, yarını. Ama bence güzel bir perspektif ortaya koyduk ve gerçekten bu alanda en derinlemesine çalışma yapan hocalarımızdansınız hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah tekrar bir araya geliriz. İnşallah. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Doçent Doktor Esra Özsör hocamızla beraber Türk-Yunan ilişkilerinin geçmişi, bugünü ve yarınını değerlendirdik. Her aşamasını aslında analiz etmeye çalıştık ve işbirliği önünde gerçekten çok fazla, evet engeller çok büyük ama aşılamayacak engeller değil. Yeter ki çıkarlar noktasında yan yana gelebilirim. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki Briefing Saat'te buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.